Ülep getgen kişiler kabris durup bizim nimiş kılatkallıkımız ne bilelemdi o. Ya ki muşu dünyadaki kişilerini anlayalamdı o. Berzak alimi de öz ara uçuşalamdı o. Yani biz ülep getgen bolsak veya ki ülep getkenle öz ara birisi birisinin uçuşalamdı. Ölgenden ikin kabiri kige vaxtta vaxtımız kanda ötüdü. İnsan kabirge kümülgenden kiin insanın bedeni kançık vaxtta çirip tügeydi. Berzah alimi de biz ölgenden kiin bizim bedenimiz, cismimiz kabirge kuyulgandan kiin biz eğer nimet işidi bolsak veya ki azap işidi bolsak bu nimetle veya ki azapla bizim ruhimiz kabulandı veya ki cismimiz kabulandı. Ruh hakkı da sahabıla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da nait köp soğan. Allah Teala bunun karta yes'elûneke anir ruh ve Muhammed ula sizden ruh hakkı da soraydı. Ulağa eydin ki ruh benim Rabbimin işi. Yani ruhun mahiyetini biliş, tefsiri halda inçki yerlerçi biliş bu silah bileleydiğen iş emez. Ve mâ utîtum minel ilmi illa qalila. Ruh hakkında malumat, fikir, ilimden sizge naite azgını bilildi dedi. Şunu biz ruh hakkında Kur'an'da gelgen, hadis gelgen, fikirler, bilimle hakkında toxtulumuz ama bu ruh karga vaxtımızda ruh ilmige nispeten naite az. Aldı olan ruh hakkında bir kaç meseleler var. Bunu bir sözü et 12'nin ötüp geçsek. Mesela biz adette başkalar olan tunussak, yeni bir adam olan tunussak. Bazı adamlar var. Tunuşkanlıkın o adam olan kuddu burun bir yerde uçuşkanlık mecazimiz naite maskeledigan, çıkışıp gidiyordu. Yani bazı adamlar var. Peşimizde olsun o olan çıkışanmaydıgan, bir hıl kilişenmeydi. Bu kilişmezlik nemi sebeplik mi şunlar bulundu? Onun kulu var, onun küzü var. Cismani sebeplik emez şunlar ama bu. Mesela buyup bakarken ya ki simizgende çıkışanmayımız emez. Nicazi, bir hıl bir yerden maslaşanmayınız. Bu nemi için bu hakta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam haber belge. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam El ervahu cunudun mucennede Fema ta'arafe minha ittelefe Ve ma tenakira minha ihtelefe. Ruhla toplangan kuşun kokşaydı. Yani ruhla hıl mı hıl buludu. Fema ta'arafe minha ittelefe. Ruhunun öz ara uçuraş kal ula nait maslaşıp qatı dedi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Yani ruhla burun uçuşqan bolsa ula bir yerə gəldikdən kin qoymayacağız da olsun. Hətta oyub fikir olmasın. Nait çıxışıp getdi o deyildi. Ome tenekra minha ixtilafa. Yani ruh dünyası uçuşmaqanları və ya ki oxşumaydığan boğanları bir-birisə ula bir yerə kəsimi çıxış almaydı. Dətalaşlar yüz bir oldu deyildi. Şunga biz bəzi adamdan görsək, xuddi burun görəndək bir xil yıqımlıq çıxışıp getişimizin səbəbi ruh alimində ilgirib onun ruhi ilə bizim ruhimizin uçuşqanlığını bildirirdi bu hədisə əsasən. İndi məqsədimiz gəlsək, ruh alimində azap ve nimet bizim ruhimiz bulandı ya ki cismimiz bulandı. Biz bu dünyada iki nesle yaşayımız. Birisi ruh, yeni birisi beden. Bazı nesle var dünyada bizim ruhimiz buna söyledik, yeni bazı nesle var cismimiz buna söyledik. Meselen değil, tamakını hemiz aşkazımız giymiş, şunda o, cismimiz giymiş. Yani ma dünyada biz gerçi ruh ile beden, ikisi birlikte yaşayan bulsak mı, beden birinci urun koyuldu. Ama beden uçurgan nesle, meyli yakşılık olsun, meyli yamallık olsun, onun tezriki ruh uçuraydı. Meselen değil, okşugan bir tamak isek, onun kartı bizim könlümüz hoşlamdı, hoşamandı. Tamakını aşkazımız giyduk, lakin köngülümüz kanakıldı, hoş oldu. Köngülümüzün hoş olalım, ruhimizin belgen bir inkası. Ondan başka, hiç kimden teyakı isek, ya inikimiz giyimiz, ya bedenimiz giyimiz, şunlar o. Ama köngülümüz yerine bulandı mı bulmamdı o. Ruhi cehetini çüp gidebilir, çüp gidemem de o. Yani başka en kıt anlayılı, ruhi cehetli ruhimiz bir aramlandı mı bulmamdı o. Bir aram bulundu. Veya demen bir nesini çevirmek için. İnsan dünyada ruh ile beden ibaret bu iki nesile yaşaydı. Lakin dünyada bulunduğun işler, uçuraydığun işlerin hepsi neye bulundu? Beden gibi bulundu. Anılsak mı kulukumuzdan anlayımız, bedenimiz ile? Gözsek mi küzümüzden kürümüz? İsek mi ağzımızdan yeyimiz? Mansak mı tümüzden mağımız? Lakin bunun tesiri ruhimiz bulundu. Yani dünyada asas boğunu beden ama beden uçuran nesilere ruh malum derecede tesiri uçuraydı. Ama berzah alemi düşü odası del eksice. Yani o yerde ruh aldı da beden keyindi. Ne mi için? İnsan ölgen deyinkin ruh acıraydı. Kabri kuyulgan deyinkin ruh bedenge kayıtıp girdi. Ta ki beden çirip get küçülük belli bulundu. Hatta çirip getken deyinkin bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam insan bedeni hemmesi toprak ayınladı. Lakin kuruk tüyüdü ki küçük bir sonik var. Şu çirmeydi o degen 14 esri ilgi. Yani ilim penden ispatlandı ki insan bütün toprak ayınıp kesip ayınıp gidiyordu ki. Lakin küçücüklü kuruk tüyü sonik var. Şu sonik kanakamaydı o çirmeydi. Demek ruh dünyası da meyli azap olsun meyli nimet olsun. O bizimki asaslık ruhimiz buludu. Ama onun tesiri bedenimiz muşraydı. Mesela bununki misallerini bunun yardımı koyalımız. Mesela bir insanla nait korkunuş çıkıyordunla. Kenanlardan itki olup çıkıyordunla. Ya ki vetengi verip Kenanlardan sak çıkıyordunla. Telefonlardaki o bayrakların resimlerini yüvetmepti mende. Puşayman kalıp. Muşunda şükür baktın ama. Hatta çüşüp oyunup gitsiler. Şunda o. Yani bazı şükürde bir hıl yığı tutulgan şükür. Adam yığılıp oyunup gitti. Ruh dünyamızda boğan iş
işlerinin mi bedenimizde təsir oldu. Yığılıp getdi o. Hatta düşümüzde de başkalarından muşuşup düşkürsek, uyansak heyip getimiz. Bazı vaxtda acayip bir huşal düşkürümüz ki, atanımız uyğutu olsa kattık açığımız gildi. Ruh dünyası köygen düşümüz ile köyümüz kanakalı da huşal bunu da. O düşünün devamını kürüşünü tutup bakımız. Bazı kürelerimiz, bazı da kürenmeyimiz. Yani ruh dünyası da meyli nimet olsun, meyli azab olsun. Bu aldı olan bizimki ruhimiz kubuludu. Ama onun təsiri bedenimizin məlum derecede təsir gösterdi. Mesela çiçeğimizde akupüsülen bir yerde bir kravat yatırdık Allah. Şurada başkalarından uğuşup, keşke ki bana kanakalı ötüdü o, uğurtudu o. Ne o? Bu şunun kokuşkan. Yani ruh dünyamızda boğan işlerinin o bedenimizin təsiri buldu. Kulası mıkka vaxtımızda bizimki ruh dünyamızda, yani berzah hayatı da boğan azab olsun, vay ki nimet olsun, o bizim ruhimiz kubuludu. Lekin ruhimiz kubuğan işlerinin ki bedenimizin məlum derecede təsiri buludu. İkincisi, berzah alimidik kişiler, dünyadik kişinin anlamdı. Yani bizim atanımız ölüp gitken bolsa, ya ki biraz tukalımız ölüp gitken bolsa, ulan muşu dünyadik işlerini bilelemdu, kürelemdu, anlayalamdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadiste, اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُدِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. Bir bende kabresini koyulup, onu kabres koygan kişiler, kaytkan vakti de, kaytkan kişilerin ayak tevişini anlaydı dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Bu nimin direkt bir odu? Meytle, opat tapkalla, ma dünyadaki kişilerinki gep sözlerini, şirketlerini anlayalaydı. Onu başka Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, Bedir uğruşula, üç gün deyinkin, Bedir'de ölgen muşriklarının katvaşırının kümülge yer görüp, ey Ebu Cehil, ey Umay ibn Halep, ey Utbet ibn Rabia, ey Şeybe ibn Rabia, aleyse kad vecettum ma va'ade rabbukum haqqa. Rabbinla silahı vaadi kılgan nesini hakikat taptınla mı? Yani Rabbinla silahının kapır boğallıkınla üçün, zalim boğallıkınla üçün silahı azabını vaadi kılgan, o azabını köydünla mı, o azabını tedidinla mı? Dep, muşunda hitap kılgan vakti da Ömer ibn Hattab, ya Resulallah, heyfe yesma'u ve kad cüyufu. Ey Resulallah, ula kanda mı anlasın? Ula ülüp ketken tusa, kanda mı cevap versin? Ula tapka ülüp ketken tusa. Dep, sordu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nâhid inek kılıp, vellezî nefsî biyedih mâ entum bi esma' lima akulu minum. Allah ulan kasem ki ulamının ma gepimini silahdım bekrek anlaydı o dedi. Demek ülüp ketken kişiler kabresinin kaşığı verip ula kılgan duasını, ula kılgan salamını, ula kılgan geplerini berzah alimi durup anlaydı. Ama cevap veremeydi. Peygamber Aleyhisselam وَلَاكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ اَيُّجِيبُوا Ula gitmini anlaydı. Lakin cevap kaydıramaydı olaydı. Ondan başka Peygamber Aleyhisselam yedi bir hadiste مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ اَخِيهِ الْمُؤْمِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا Kanda bir Müslüman dünyada tunuyduğun bir kardeşinin kabresinden keşidini ötüp onu salam kılsa veya ki dua kılsa اِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ Onu tunuydu. Berzah hayatı oturup padanı kardeşim kaptı, padanı dostum kaptı, o man salam kıldı dedi. Onu tunuydu ve onunla şu berzah hayatı oturup salamını kaydırdı dedi. Ama ula başka bir dünya, biz başka bir dünya boğaçka onu his kılamayız. Lekin o kabirdeki kişiler biz birip salam kılığa vaktimizde, birip ulağı dua kılığa vaktimizde anlaydı, bilirdi. Şuna Peygamber aleyhisselam, Esselamu aleyküm ya ehlil kubur ve inna inşaallahu bikum lahiqun degen bu duanı kabir salakını kaşet kendine okuyumuz. Eğer ula anlayamagan bolsaydı, Resulullah bizge ulağı salam bırakla demekti. Demek ula kanda kalıdı, anlaydı. Kanda halette anlaydı. Mesela hazır gebleşkilerimizde kabir sıklığa anlamdı, onu da emez. Keşiği verip ziyaret kılgallarının gibini anlaydı. Yani yenige bağlarının gibini anlaydı. Çünkü Peygamber aleyhisselam mı, şu muşrikların ki kümülge yergi verip diyen. Şunda Allah Peygamber aleyhisselam hadiste bir adam kabre koyulup onu kümüp kaytka vaktiki ayak dövüşünü anlaydı o diye. Anlaydı. Üçüncüsü, berzah alemet özara uçuşalamdık. Yani biz azıcık vapat tapsak, Resulullah olan kürşelemdik, sahabılar olan kürşelemdik, bizim ilgili ülep getken atı boğulurumuz, anılırımız ile uçuşalamdık. Aldı olan berzah alemi, huddi cennet kokşaş, bir kançı mertebelerge bürüngel. Huddi cennetinin en yukarı mertebesi Firdevs cenneti boğandak, berzah aleminin en yukarı mertebesi Refikul A'la. Şunda Peygamber aleyhisselam sekrattaki vakti da Allahümme Rafiqul A'la, Allahümme Rafiqul A'la, ey Allah, beni berzah hayatı da Rafiqul A'la da kılgın deyip tiligin. Onun başka tüven mertebi ile ama. Alimler bu hakta her bir mertebe özünün mertebesi dikilen, ya ki onun tüven dikilen uçuşalaydı o deydi. Yani takvadarla en yukarı mertebe kirgen olsa, özünün tüven hemen mertebe ile uçuşalaydı. Ama tüven mertebi yukarı mertebe ile uçuşalamdı deyken de, Allah izni versin uçuşudu, bu olmasa uçuşalamaydı o deydi. Şundakla hem ruhla uçuşalamdı. Mesela bir adam takva halet ülep gitti, ya ki şehit oldu. Yani bir adam kapri halet ülep gitti, hemisi uçuşalamdı. Olsun, biz ruhunu üç tür gibi bulduk. Birincisi nimet içindeki ruh. Bu kimin ruhu? Dünyada hakiki Müslüman olup yaşayan takvadar kişilerin ruhu. Bu ruhla öz ara uçuşalaydı. Hatta ula berzah dünyasında dünyada böyle kılgan işlerini öz ara dişeleydi. Kur'an-ı Kerim'de bunun işaret olan uç ayet var. Mesela Allah Teala berzah hayatındaki şehitlerinin ki ahvalını bayan kılıp.
rahmetin min Allahi ve fadli ve enne Allah la yudiyu acrel mu'minin. Şehit boğallar berzah hayatıda durup o yerdeki nimet, o yerdeki huzur, o yerdeki kuşallıklı köygendiğinkin dünyada kalan karındaşlarına kaşki dünyadaki karındaşların muş yerdeki nimetini, muş yerdeki huzurunu biri bilgen bolsa de öz ara deyip gidiyor. Şundakla ulağı haber kılgısı kep gidiyor. Ulağı telefon kılgısı kep gidiyor. Lakin o ayrı bir dünya. Şundakla ula öz ara muş nimetini kim yetkizip kuya aşık karındaşlarımızga bu yerdeki kuşallık, bu yerdeki huzurunu dünyada kalan karındaşlarımızga kim yetkizip kuya deyişke vakti da Allah Teala selagi vakalten millege men yetkizümeyen de ve la tehsebennellezine kutilu fi sebilillahi emvate. Allah yolu ölgen kişilerini ülük hesaplamanlar degen bu ayetini çüş arkayla bizlere yetkizge. Şundakla ulanın ehvalını biz yetkizge. O şehit boğalla bu yerdeki huzur, bu yerdeki nimet tüpeyli silgi haber belge sıkıp getti. Ula ülek deyip oylamanlar. Yani biz adette ülek kesi tügüdük keti deyip oylamız ya. Onda oylamanlar. Ula hayat, berzak dünyası da Allah Teala terapinin rızık birini batıdı. Sile ulanı yiz kamağan boğsanlar mı? Ula hayat. Bundan başka hadisde mi bunun işaret kılığı hadisler var? Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam mümininki periştiler cenni ağan dinkin berzah dünyası elip geliyordu. Yani biz ilgilki ders sözlerindeyiz. Asmanı elip çıkıp on dinkin cestik kaydırıp on dinkin sual sorakılına boğan dinkin berzah dünyası elip geliyordu. Berzah dünyası bir mümininki ruhu elip gelinken vakti da فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ Berzah hayatıkıyla bir adam yetip gelse müminin birisi onun kegelikini naayt kuşal buludu deydi. فَيَسْأَلُونَ مَاذَا فَعَلَ فُلَان مَاذَا فَعَلَ فُلَان Dünyadaki falan demiş kıp kaldı. Dünyada kalan kırındaşlarını suraydı o deydi. Andikin o yanadık egen müminin ruhi da'uhu fe innehu kâne fi gammed dünya. Onun kipini kamanla o dünyaya şüphketti. Ahiretini unuttu. Bazı kişilerin boşunda deydi o deydi. Yeni bir hadiste mâ fe'ale fulân deyip suraydı. Bazı hayatındaki müminlerin ki ruhları fe yakul amile amele salah falan mındak mındak yakışı kılavatıdı. De bunu deydi o deydi. Yeni bazılarını mâ fe'ale fulân deyip sorsa bazı hayatındakiler dünyadın kege eden elem yakdumu aleykum. O bir kâmedim o deyip suraydı. Yak deydi. Andikin ulanın kaçtığının birisi zuhibe bihi ilahavi. Onda olsa o havaya degen bir cehenneme gidip doğudaydı. Yani karsak dünyada mümindek yaşayan ama kalbini işelmeyen, Allah çekilgen işlerini yanmayan, o bu mümin doğu, ketken doğu ise kâmidi. Ne ketti? Zuhibe bihi ile havaya. Havaya degen berzah hayatı dike azaplılığa yer ketti de muşundak değildi doğudaydı. Demek berzah hayatı da vapat tapkalla bana muşundak uçuruşudu. Çünkü ata anımız vapat tapkan olsa, ata anımızın razı kılış prosesi hekhe tüyümüydü. Yeli hem bak. Çünkü biz ata anımız kuşal bulduğun bir işlerini kılsak, bizim ilgili ketkellerinin ruhi, bizim ata anımızın ruhundan uçuşsa, oğlum demiş kaldı da bunu çukum sürayım. Eğer o oyun tamaşağı çüp getti, o senin gipini anlamayı, fütüller yaşlık baharını oyun tamaşağı olan ötküzü etti ise, o berzah hayatındaki ata anımızın ruhi, hançılık koruna, bunu bir oyla bakışımız gerek. Eksiye, biz dünyada ata anımız kuşal bulduğun mesela, biz razı bulduğun, arzu kulgandaki işle olan meşgul olsa, bizim aramızdan birisi ketse, o ketkelerden bizim ata anımız, ya ki tukallarımız, falan demiş kıp kaldı, oğlum demiş kıp kaldı, inim demiş kıp kaldı edip sorsa, o sizi razı bulduğun dek naite bir yaşlı yigit buldu, tekvadar yigit buldu, uyum tam aşağı düşmedi edip bunu dese, onun ruhi hançili kuşal bulan, demek ata anımızın razı kılış, narazı kılış, ula ülep gitişinden tügeydiğin meselemiz. Yani ata anımız bizim kanda işin arzu kulgan olsa, Allah onun peygamberini körsemiz uygun olsa, şu bunca yaşayan olsa, bizim atanımız bizden razı oldu. Bu bizim atanımız kılgan yakşılıkımız buldu. İkincisi pasık kişilerinin ruhi. Yani özünü Müslüman deydi ama namaz isteği cahit demez. Ettikendi bomdatkı vakti kopanmaydı. Kaza kılıyordu. Uyun tam aşağıdın özünü tahtanmıgan. Haramdın özünü tahtanmıgan. Muşundak kişilerinin ruhi. Bula kapır zalimlerin ruhi de azaplanması mı? Lekin dünyada kılgan yamanlıkı nispette onun ruhi azap içi de peynçilik içi de buludu. Lekin eğer o dünyada bire yakşılık kılgan olsa biz ilgilik hepli gideriz digende ya bire sahabı kip durduğun bir işini kıp koygan olsa şu kıp koyga yakşılık onun sahabi kegerlik tüpeyle berzahtaki azabı yengilinin. Üçüncüsü ruhun muazzebe. Yani azaplangan ruh. Bu kimin ruhi? Dünyadaki Allah işenmeyen kapırlarının, zalimlerinin, kankorlarının ruhi. Ulaninki ruhi berzah hayatı da daim azap bilenle meşgul buludu. Ulaninki birisi birisinin ehvalı soğudek, birisi birisinin ziyaretkudek hiç kandak pürüstü boğmaydı. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ulaninki kabirdeki ehvalını bayan kalıp o kapırla, o zalimle kabirge kuyulgan dinkin ulanın kabirsige dozaktın biri iki eşlidu. Dozaktın ses porke ulağı kirip durdu. Ulan nefesinin içinde kıyınlıdı. Şundakla kabir ulağı tarı buludu. Kabir ulanı kıstığı vakti da oğulur birisi birisi ki kirişip gitüdü. Şundakla kömeydiğen, anlamaydıgan bir perişte onu devamlı tümür bazgan bilen urup durdu. Levduri ve bihe cebelun lesara turabe. Eğer o bazgan bilen o kapının ruhi gemez bir takkı urulgan bolsa hüküm talkan bulup gitip deydi. Şundakla ula ettiğen akşamda dozakını kürep durdu. Ennâru uraduna aleyha guduve ve aşiyye. Ula ettiğen akşamı otka doğru kılındı. Yani dozaktaki o benzer hayatı tüge kıyamet boğa vakti kiri
yürüdüğü yerini kürep durdu. Bu ta ki kıyamet günü için muşunda buludu. Bu hıl azap içinde ular birisi birisinden paranlaşka dek, birisi birisinin ehvalını soğuk dek, birisi birisinin ziyaret dek hiç kandak pürüstü bulmayın. Allah Teala hepimizi bunundan saklasın. Tövbetinci mesele, berzah hayatında vakit kanda ödüdü. Nimet içindekilerin nispeten berzah hayatındaki vakit ne ayeti kıskı bilinirdi. Mesela Ashabul Kehfi karnın içinde kaç yıl okuldu? 109 yıl okuldu. 309 yıl okulap orunu kopkan dinkin hepimizin kutlarının uyuşup getgenlikini sıkıldı. Ve ula öz ara hala kailu minhum kem lebittum. Kancılık okulda oğuk deyip süreçti. Ulanın bahsinde dedi lebitne yevmen al ta'diyum. Bir gün ya ki 20 gün okulda oğuk dedi. Ula bakımın 309 yıl okulap yıskıgın vakti şunçilet. Çünkü alımdan şu hayatı karab berzak hayatı necimin yıl ötken boğusu mu bir nimet içindeki ruhu nispeten bir gün ya ki 20 gün çürük mü ötmeydi odaydı. Ne ayeti kıska. Ama pasıkın ruhi, zalimin ruhi, kanhu kaplanın ruhi çoğu ulağın nispeten ne ayeti uzak bilinir. Mesela şu dünyada mı hoşallıklı bir tatilge çıksak, heptilik tatilge çıksak. O hepte ne ayeti tiz ütüdü biz nispeten. Şuna o. Ama emgek gelip çıksın çoğu. Bir günlük emgek yap çıksın o bir gün ötmeydi anında. Saat mangmaydı. Del şunun okşaş berzak hayatı da mı? Nimet içindekilerin nispeten şunca huzurluk boğusu mu? O necimin yıl ötüp getken boğusu mu? Bir gün ya ki 20 gün uklugancılık ütüdü. Ama kapırlar, zalimler, günahın özünü takmayan pasıklara nispeten ne ayeti uzak bilinir. Ula daim deydi ki, ettiğin akşamı dozağını kürep doğa çıkar. Rubbe la takimiz sağa. Kaş ki kıyamet kopmuş iken, kıyamet boğmuş iken. Çünkü kıyamet boğan hamallar özünün yakırıp gittiğini kürep durdu. Ulağ vakit şunçilik uzun bilinir. Ahirki mesele, insan kabrege koyulup kümülgendiğin kin, bizimki cestimiz toprak aynıdı. Kaçılık vakit toprak aynıdı? Bu iki logilik muhit karıp okşamaydı. Havaninki ısırlıkı, nemliki karıp okşamaydı. En tiz. Pavukladı ısır. Aşı ceset çırp gidişki en yakın yerde 3 hafta, en uzak olduğu yerde 2 yıl kadar insanın cesti çırmaydı ki. Ama bir yerde yine bir mücizelik bir vakalık var. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadiste يَأْكُلُ تُرَابْ كُلِّ شَيْ فِي الْاِنْسَانِ اِلَّا عَجَبُ ذَنْبِهِ İnsan kabri koyulganın ki o insanın bedenini toprak yap hiç nesini koymaydı اِلَّا عَجَبُ ذَنْبِهِ Lekin şu kuruk tüyüdeki insanın ki yolun bağı o. Yolunun en ahari kuruk tüyüksü sonki var. Şu sona gittiğinki en kuruku da küçük çakalık bir küçük sonek var. Muşu sonek çirmeydi o dedi. Emlette hazırlık eğilim ben muşunun inekler çıkıyorlar. Bir adamın neçiz yıl ödep geçti mu, çirip toprağa inip geçti mu aşı kuruk tüyü sonki çirmeydi ki. Muşunun karar bazı yerde kanda adamların yaşıgallıkı tek şu muşun ispatlarlık. Hatta muşunu yukatkılı bulamdı o dedi. İki kıl yoldan sınav bakıyorlar. Birisi 10 kıl ötekilik aşı kuruk tüyü sonekini. 10 kıl ötekindikin yeni tek şu kendikin o sonekinin ki 10 kılınca hal dedim ki içindeki hücreylerin ölmegelikle baykınarlık. Yeni birisi köy direkli. Kül oğa vakti mu külün içindeki hücreylerin ölmegelik ispatlarlık. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisinde dedi. Kıyamet günü insan ene şu kuruk tüy sonki arkalık tirildirildi dedi. Kıyamet günü insan ene şu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam haber bekendi. Şu kuruk tüy sonki arkalık tirildirildi. Tirildirgen vakti da o kıyamet, ahiret hayatının köyge vakti da insan kanda öyleydi bile misle? Ennehum yevme yaravneha lem yelbethu illa aşiyyeten av duhaha. Ula kıyametli köyge vakti da yani tirildirilip kıyamet doğa vakti da goya özlerini dünyada fakat keç kurun. Yani bir akşam tuğançilik ya ki bir ettigen tuğançilik öyleydi o dedi. Dünyada 60 yıl yaşadık, 70 yıl yaşadık, şunda uzun yaşadık da oylaptık. Bu hayat nispeten, bu ahiret hayat nispeten keç kurunçilik. Belki bir akşamçilik doğru geldikken o da bu ne his kıladı o da. Demek bu haberlerinin ki Kur'an Kerim'de ayet buluşu ve bizi haber birleşimimiz için bu biz çok kürbatkan dünyanın Allah'ın nezirde ahiret hayatı kısırlaştığı vaktimizde onçülük çok emezdik ki. Bu bizi çok bilinvatkan tehi bağı odep salkarvatkan yaşlık hayatımızın uyun tamaşa olan ötküzvatkan bu ömrümüzün ahiret hayatı nispeten hiç neyse emezdik ki gözünü yumup açıkça yaşlık hayatımızın kitip kaldığı halkını bizi esletiş için Allah Teala bunu Kur'an Kerim'de bayan kılalım. Şunun için bulup mu yaşla hayatımızda kat'i salkarmayın. Çünkü kıyamet günü tunca olup insan nemeden sürüldü? Ömürden sürüldü. Yani Allah Teala sana 60 yıl ömür verdim, 70 yıl ömür verdim, 30 yıl ömür verdim. Sen ne iş kıldın da bunun için sürüldü? Bir ömürden sürüp boğan dinkin şu ömür içindeki yaşlıktan sürüldü. Rıkkattin ömrümüzden hepsini hesap vermez. Onu bir boğan dinkin hoş onda olsa yaşlıkında ne iş kıldın da bunun için sürüldü. Ne için? Çünkü ömrünün birisi bir nimet olsa bu ömrümüz içindeki yaş vakit bir nimet. Çünkü yaş vakitte insanını azdırdığın bu kıymetlik vaktini buzu yetişki tirişidigan nurgun nesiller var. Şeytan bizim yaş vaktimizi zaya kılış için her hil yollara tatıdı. Haram yollara tatıdı. Vaktimizi zaya kılışka tatıdı. Ama biz muşununla aldanmayız. Şeytanınki aldanma haltısı kutuşmayı. Yaşlık vaktimizi en kıymetli şekilde ötküzelsek bunun mühüsünü kinki hayatımız dükürümüz, ahiret dükürümüz, berzak hayatımız dükürümüz. Mesela 40-50 yaş, 50-60 yaş, 70 adamla paranlaşsanla ulanınki köp sallıkınınki yaş vaktiden nurgun işlerini kılamalıkı kuşayman kılır.
aşu yaşlar del mana muşu sile. Dikkat kılmasanla üzenlanın ki kırgallıkını tuyma işte. Çünkü insanın kayıtkını bedeni, soluştuğunu tirisi, insanın ruhi kırmaydı. Şunun için insan üzün kırgallıkını iskılmaydı. Hatta kırgallıkını panlasanla başkalarının beni akada çakırgallıkının üzerinden çoğalıkını iskılmaydı. Çünkü üzenlanın ki kırgallıkını uylep bakınla, eynek karap, toyuk kallavusu balısı karap, mançı balığın dadı sop deme, toyuk deme, dep üzünün kırgallıkını kanakalıdı o, iskılıdı. Ama ruh bunu iskılmaydı. Demek ma yaşlıkında ruhi cihette üzerinin aklınla dikkat kılmasanla sana agahlandırılan bir nesip olmaydı. Ama beden kırıydı. Yaşlıkta ruhi cihette kırmaysa iradanla kırmaydı ama beden sulaşka vakta ruhunda bozu mu beden onunla berdeşlik bilenmege vakta da ah ötküz ötüptüm ne deyisle. Şunun için yaşla asla asla vaktanız ayakmanla. Asla bu güherdek vaktanını bihudu işla bilen, bihudu günah mesiyetle ötküz arkadaşlar kattık sakınlanın. Allah Teala hemimizle muşu dünyada öz razı bulduğun şekilde yaşaşık nesip olsun. Dünyada şeytanın vesveselerden yarak kılsın. Bulup mu yaş vaktini paydalı işla bilen ötküzgen hakiki akıllık Müslüman bugünkü günümüzdeki ashabul kehflerden kılsın. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.